Mutlu akşamlar efendim. TV Bu Spor ekranlarına hoş geldiniz. Ben Şükran Albayrak, Tufan Ersöz'le birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Ve İNG Basketbol Süper Lig'in 6. haftasını geride bırakıyoruz. Beşiktaş henüz galibiyeti olmayan tek takım ve Fenerbahçe Beko ile aynı zamanda Anadolu Efes namağlup yolunda devam ediyor. Diğer tarafta haftanın belki de maçın adamı diyebileceğimiz OGM Ormanspor için önemli bir noktaydı. Cevher Özer'in performansı, bunu da konuşacağız. 6. haftayı eline boyuna değerlendireceğiz. Ama öncesinde belki de programın en zor kısmı olacak. Çünkü geride bıraktığımız haftada gerçekten hepimiz için çok zordu. Bir yandan pandemiyle uğraşıyorduk ama İzmir'de yaşanan deprem. 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolun efsane ismi Yalçın Granit hayatını kaybetti. Dilay Kemer, meslektaşımız, sevilen bir isimdi, hayatını kaybetti. Ya Allah'tan rahmet dileyip bir o kadar da sevenlerine de başsağlığı dileriz, sabır dileriz ama henüz yarası geçmemiş olan İzmir depremi hala sarılmaya çalışılıyor sevgili izleyenler. Bunun gölgesinde bu haftayı olabildiğince sizlere aktaracağız. Tufan, neresinden başlamak istersin bilmiyorum ama sana hem hoş geldin diyeyim hem de sözü sana bırakayım. Hoş bulduk Şükrancığım. Atladığım var mı bilemiyorum ama yani zor bir haftayı geride bıraktığımız kesin. Evet, evet. Kenan Sipahi'nin doğru babası, demin yayından önce konuştuk tabii. O doğru kadar acı ve o kadar zor durumlar içerisinden geçiyoruz ki basketbol konuşmak, spor üzerine konuşmak bir o kadar daha zorlaşıyor. Çünkü hakikaten ülkece çok zor bir durumun içerisinden geçiyoruz. Hala dediğin gibi yaralar sarılmaya çalışılıyor. Enkaz altından vatandaşlarımız çıkarılmaya çalışıyor. Büyük bir mücadele var İzmir'de. Biz de buradan elimizin geldiğince destek olmaya çalışıyoruz uzaktan ne kadar olabiliyorsak. Onun dışında Yalçın abi... Bizim çok uzun yıllarımız, evet, sağlığı el verene kadar parkelerden asla vazgeçmeyen, hepimizin onun enerjisi sayesinde bir anımız var galiba, değil mi Tufan? Hani son yıllarda basketbolda hatırlıyorum da neredeyse Darüşşafaka'nın özellikle, evet, hiçbir maçını kaçırmazdı. Aynen, yani zaten Darüşşafaka basketbolun kurucularından, Galatasaray basketbolcusu, aynı zamanda antrenörü, onun dışında yöneticiliğimi yapmıştı benim Galatasaray döneminde 2003 yılında, ben beraber çalışma fırsatı bulmuştum. Ali Samiye'nin ilk Türk basketbolcu transferidir. Ali Samiye'nin Galatasaray'a başkan olduğu yıllarda Yalçın abi. İlk Avrupa'da ülkemizi temsil eden isimdir, oyuncudur. İlk bir Türk basketbolcunun Avrupa'ya ihraç edildiğini görmüşüzdür. Bu kadar vizyoner, bu kadar hedefleri yüksek, bu kadar basketbol aşkıyla yanıp tutuşan bir abimizdi, Yalçın abimizdi. Çok şey öğrendik. Hatta şöyle ufak bir hikayesi var, komik bir hikaye anlatayım hemen. Tabii, çünkü biraz ne güzel olur. Biraz değil, seni de ilgilendiriyor yani hikaye, şaşıracaksın. Eyvah. Şimdi. Aynen, bu Lig TV yıllarından beraber bizim seninle yayın yaptığımız dönemden maçlarda gidiyorduk saha içerisinde, işte maç önü yayın, maç sonu girerdi, yani yayınlarımıza girerdi, oralarda konuşurdu, herkesle muhabbet ederdi. Benim de saçlarım bundan daha uzun o dönemler. Zaman zaman topluyorum. Komik bir anı bu sonuçta tabii ama bu şekilde anmak en güzeli belki de. Bence de. Böyle yapardı bana. Yaklaşırdı yanıma. Oğlum bak, Şükran'la karıştırıyorum seni. Çok iyiymiş. Abi ne oldu, neden falan. Oğlum saçlarını kısalt da artık, git kestir şu saçlarını. Ben seni kadın spikerlerle karıştırmak zorunda mıyım? Git bir de şu yırtık pırtık pantolonlar giyip duruyorsun. Sana bir tane pantolon alın derdi. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde uyusun. Sevenlerine, amin, de başta oğlu Ali olmak üzere sevenlerine de sabır dilerim. Amin. Bu konuyla ilgili tabii tüm kulüplerden taziye mesajları geldiğini de hatırlatalım. Başta Türkiye Basketbol Federasyonu sevgili izleyenler ve hepimizin başı sağ olsun. Basketbol ailesinin en önemli isimlerinden bir tanesini kaybettik. Şimdi gelelim İNG Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasının güzel maçlarından bir tanesiyle başlayacağız. O da aslında Türk spor tarihi, Türk basketbol tarihine adını yazdırdı Cevher Özer bu hafta performansıyla. Triple double yapmayı başardı. Burakhan daha önce yapmış 2016 yılında sevgili izleyenler. Ve şimdi öncelikle İNG Basketbol Süper Ligi'nin OGM Ormanspor deplasmanda Emparahalı Gaziantep basketbolu yendi. Bu maçı hatırlıyoruz. Sonrasında stüdyomuzda konuşuyoruz. Şahitefe Kikanoviç karşı karşıya. İlk hücum şansı Ormanspor. Kikanoviç'e hızla indirilen top ve çift elle smaçı vuruyor Elmedin Kikanoviç.
Top iyi dolaştı. Kelly içeri zorladı ve basketi buldu. Cevher'in savunmasına rağmen Rashard Kelly. Thomas top aldı. Marco Thomas dışarı çıkardı. Kelly smaçı vuruyor. Rashard Kelly. Henüz sayısı yok. Higgins Cevher'e topu indirdi ve bir asist daha. Çift elle smaça gidiyor Cemal Higgins. Cevher Özer'in 6. asisti. Son anda çevrilen top OGM Ormanspor hücumunu başlattı. Ege Ergitir pançı dışarı çıkardı. Erol Can doyunda ve tam bir takım işi. Kelly'ye bir pozisyon hazırlandı. Kelly çemberden seken top. Doğan'da kalıyor. Doğan'dan seri bir dönüş ve bitiriş. Basket faul Doğan Şenli. 33-28'de 5 sayılık fark. Tepeden Cevher cevabı veriyor. Cevher Özer. Simpson. Can. Jaiten'in perdesini kullandı. 3 sayılık basketi buldu bir kez daha. Can Uğur Öğüt. Cevher şimdi. Kikanoviç. Yine güzel pas. Kikanoviç. Ters turnike basket. Elmedi Kikanoviç. Can Uğur Öğüt. Can. Jaiten'i kullanmak istedi ama iki oyuncu arasında bir anlaşmazlık. Top kaybı. 3 sayılık atışta isabet var. Kaçırmıyor Ardi. Simpson. Can. Bounce pas içeriye. Smaçı vurdu Şayte. Holloway. Higgins'in perdesini kullandı. Cevher. İçeri indirilen top. Cemal Higgins. Rahat pozisyonda. Basketi buldu. Orada perdesi vardı. Kit. Boş bir üçlük. Cevher. Atışta isabet yok. Üçün reboundu. Smaçla bitirdi. Cemal Higgins. İsmail Cem çembere baktı. 3 sayılık atışında başarı yok. Cevher'den bir rebound. Pası da geçirdi Cevher. Yine uzucum şansı smaçla bitiriyor. Çift el smaç. Standing Kid. Thomas. Marco Thomas. Çemberin altından dolaştı. Kelly. Şimdi İsmail Cem. Jaite perdeye geldi bir kez. Daha 3 sayılık atışta kaçırmıyor bu kez. Marco Thomas. Kelly. Tekrar İsmail Cem. Şahit'e topu içeri geçirdi. Güzel bir asist ve Kelly'nin basketi geldi. 80-68. 12 sayılık fark. 3 dakikalık süre. Alley-oop zamanı. Kikanoviç pozisyonu tamamladı. Holloway. Alley-oop. Smash basket. Tenton Kid. Maç sonu. Empera Halı Gaziantep Basketbol 76. OGM Orman Spor 87. Şimdi Empera Halı Gaziantep Basketbol aslında son haftaların en iyi performans gösteren takımlardan, en formda olan takımlardan bir tanesiydi sevgili izleyenler. Ve OGM Ormanspor'a da Cevher Özer galibiyeti getiren isimlerden bir tanesi oldu. Ve takımını da 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9. sırada tutuyor şu anda. Ve aslında bu hafta 14 sayı, 10 rebound ve 11 asistiyle triple-double yapmayı başaran Cevher Özer de şu an yayınımıza konuk olarak katılıyor. Cevher selamlar, hoş geldin yayınımıza. Selamlar, hoş bulduk. Seni uzun zaman bir aradan sonra açıkçası her ne kadar yanımızda olamasan da sesini duymak ve performansını konuşuyor olmak benim için çok güzel bir duygu. Eski bir arkadaşım olarak sen nasılsın peki? Teşekkür ederim Şükran'cığım. Ya, aslında çok çok iyi değiliz. Yani az önce siz de konuştunuz. Kötü bir hafta geçiriyoruz açıkçası. Yani hani, zaten tabii. Pandemiyle uğraşırken üzerine bu İzmir'de olan facia yani... Üzerine Yalçın abinin vefatı. Gerçekten kötü bir hafta geçiriyoruz. Üst üste geliyor her şey böyle sanki insanın üzerine geliyor ama yani bir şekilde de hayat devam etmek zorunda kalıyor işte madem profesyonelce bu işi yapıyoruz. Devam ediyoruz bir şekilde elimizden geldiği kadar. Evet, OGM Ormanspor'un yapısı, hani sezona başlangıcı, senin böyle bir katılım sağlaman da gerçekten çok çok önemli. Basketbolun en önemli isimlerinden bir tanesisin sen de. Peki bu 6. hafta göstermiş olduğun performansla birlikte takımı nasıl değerlendiriyorsun? Ya öncelikle ilk 3 hafta oynadığımız maçtan başlamak lazım. Yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Efes'le oynadık. Çok ciddi ekiplerle oynadık. Sezon öncesi bize katılan 3 oyuncu var. Hugh Holloway, Dwight Howard ve Stanton Kidd. Bunların üçü de topa yön veren oyuncular.
Sonuç itibariyle sisteme adapte olmaları biraz da zaman alıyordu. Alacağını biliyorduk daha doğrusu. Kötü mağlubiyetler alarak başladık. Yani biraz moral bozucu, demoralize edici mağlubiyetler alarak başladık. Ama tabii biz bunun böyle gitmeyeceğinin farkındaydık birazcık da. Dışarıya çok fazla kötü gözüktük ilk maç itibariyle. Sonrasında bir toparlanma tabii, yavaş yavaş takımın birbirini tanıması. Dediğim gibi topa yön veren oyuncular yeni geldiği zaman asıl yani karar mekanizmaları onlar. Onların üzerinden, onların yönlendirmeleriyle dönüyor çoğu şey. Ve dediğim gibi o süreci biraz zor geçtik ama Beşiktaş maçıyla birlikte üzerine Fethiye, üzerine de deplasmanında hakikaten çok zor bir deplasman, Antep deplasmanı. Antep'i kazanarak ciddi bir moral aldık diyeyim. Tabii ben arkadaşım dedim ama Tufan Ersoy senin muhtemelen daha da yakın arkadaşın olduğunu tahmin ediyorum. Yayına girmeden önce de konuştuğunuzu duydum. Evet. Evet. Cevercim nasıl bir his? Çok değişik. Yani 37 yaşında triple double yapmak nasıl bir his Cever? Şu an şapka var kafamda, sen görmüyorsun. Şapka çıkarıyorum sana. Yani hayır, demin dedin ki kısa oyuncular üzerinden iş dönüyor dedin. Karar mekanizması onlar dedin. İlk devre 8 asist, maçı 11 asistle tamamladın abi. Larry Bird gibi yani. Ha, yok. Şimdi koça da ayrıca teşekkür etmek lazım. Bu maçta bütün organizasyonu benim üzerinden kurmayı. Stratejimiz o yöndeydi. 4 numara üzerinden hücum etmekti. İşler de yolunda gidince ona devam ettik böyle sürekli. Ortaya da böyle bir şey çıktı işte. Yani ya ben az çok tanıyorsunuz beni ikinizde. Ben çok böyle istatistiğe bakan, eden, şey yapan bir oyuncu olmadım. Hiçbir zaman öyle bir oyuncu. Peki maç içinde triple double'ı sana söylediler mi? Yani hiç haberin oldu mu? Yoksa maç sonu kağıdı eline aldım ve triple double mu yapmışım dedin? Bak çok önemli bir nokta yalnız. Evet. Bu tuzak soru. Yok. Evet. İlk periyodun bitiminde bizim fizyoterapistimiz söyledi. Pardon, devrenin bitiminde kaptan 8 asistim var dedi. Triple double olur mu dedim. Mümkün değil yani dedim. Ben öyle bir şey kovalamadım ki. Mümkün değil dedim. Öyle devam ettik yani. Devrede istatistikçi arkadaşlardan biri geldi. Abi triple double geliyor galiba diye. Valla dedim ilk umurumda değil. Kazanalım gidelim buradan da yani. Ne geliyorsa gelsin. Bir aslında bir böyle ucundan da farkındaydım ama ya onu yapmak için çabam olmadı açıkçası ya. Süper. Ya Cevher, aslında ben açıkçası burada olmanı çok isterdim şu anda, doğruyu söylemek gerekirse. Seninle daha enine boyuna konuşmayı çok isterdim. Bilmiyorum Tufan. Ben alacağız onu zaten. Ben en son şeyi hatırlıyorum. Kerem Gönlüm'ü hatırlıyorum. Yaşı ve performansı açısından aklımda kalan bir isim olarak. Cevher Özel 2 galiba. Ben 3'ü hatırlamıyorum hiç. Evet, yani 38-30 Haluk Yıldırım, Kerem 40'lara kadar. Kerem Gönlüm, Haluk Yıldırım, Muratcan bayağı bir ilerledi. O da 36-37'ye kadar gitmişti. Hatırladığım. Ama Cevher'in triple-double'ı, hedef bir maçta triple-double uzun zaman. Zaten hani şu ana kadar İNG Basketbol Süper Ligi, yani modern dönemde istatistiklerin tutulduğu dönemde eskisinde yok, vardır. Yok, 3 yok yani. Buğra'n var. Evet. 2016'da Buğra'n. İkinci de Cevher oldu. Cevher'in olması beni ayrı sevindirdi. Çünkü hani gerçekten işin istatistiği tarafını çok, yani takımın kazanması hep takım oyuncusudur. İçeride bir parçadır ve tutkal görevi görür. Senelerdir zaten bu şekilde bilinir ve bundan dolayı para kazanır aslında. Attığı için değil aslında ama hem attı hem attırdı. Evet. Çok acayip maç oynadı. Tebrik ederiz Cevher. Cevher, hedefin ne bundan sonra? Yani ligin MVP'sine doğru gider mi acaba oradan işte? yok öyle bir, yani bireysel olarak öyle bir hedefim yok. Yani şu süreci böyle biz hedef belirlediğimiz maçları iyi atlatabilelim de. Yani gerekirse yani sıfır sayı, sıfır rebound, sıfır asistle çıkayım diyeceğim ama öyle bir şey de çok kolay olmayacak. Yani az önce söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Gerçekten benim için hani güzel bir gün oldu. Yani benim kariyerim açısından çok güzel bir gün oldu. Sonrasında insan farkına varıyor gerçekten. Ama dediğim gibi yani çok böyle takımın kazanması, yani kaybedilmiş bir maçta böyle bir şey olmasından da kazanılmış bir maçta çok daha anlamlı oldu. Yani onu söyleyebilirim. Tabii, son derece önemli bir bitiriş oldu bence bu da. Ama şöyle söyleyelim sana Cevher, Gayrettepe'deyiz. Yolun düşerse mutlaka gel deriz yani. Bekleriz, onu söyleyeyim. İnşallah. Bir gün fırsat olursa beraber program yapmayı isterim tabii ki. Programımıza renk kattı. Teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını dileriz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Cevher Özer bu haftaki performansıyla gerçekten daha ne kadar konuştur bilmiyorum ama tarihe adını yazdırmış olması bence en önemlisi. Evet, yani bu arada Gaziantep deplasmanı Ogemen Ormanspor'un galibiyet için ayrı bir motivasyon tabii. olması, hedef maçı olması, kesinlikle. İlk 3 maçını kaybettikten sonra bir ritim yakalamış olmaları. Şu ana kadar 3 tane hedef maçı Ogemen Ormanspor'un kazandığını görüyoruz. Bunların bir tanesinde de Cevher'in bu performansı. Bu arada Cevher'in performansı dışındaki Kanovic, Two Holloway, 8 asist, yani takımın içerisindeki yönetici, diğer rol oyuncuları, yani Cevher Kanovic ikilisi boyalı alanı yaktı, yıktı geçti. Yani maçta Gaziantep'te beklemediği ve istemediği bir mağlubiyet aldı kendi evinde. Galatasaray galibiyeti sonrası onlar da bir seri yakalamak istiyorlardı ama Ormanspor dur dedi. Şimdi biz geçen hafta programı kapatırken gelecek haftanın programını gösteriyoruz ve haftanın maçını sordum sana. Evet. Tofaş, Fenerbahçe, Beko, yani zor demene rağmen haftanın maçı der misin şu anda oynanan maç üzerinden söylüyorum. Ben Türk Telekom Karşıyaka maçına tabii haftanın maçı evet, demiştim ama tabii bütün o yaşanan olaylar ayrıca Karşıyaka'da işte Raymond Morgan'ın Covid pozitif çıkması, ondan sonra takım içerisinde kafaların karışması evet, ve tabii. İzmir depremi maçı tamamen unutturdu. Dolayısıyla evet yani Fenerbahçe ve Tofaş maçı, koçu değişen Tofaş, buralara da geleceğiz diyorsun. Şimdi şöyle yapalım, maçı hatırlayalım öncesinde sevgili izleyenler. Fenerbahçe Beko bu hafta Tofaş deplasmanındaydı. Fenerbahçe Beko yoluna namağlup devam ediyor ama haftanın gerçekten güzel maçlarından biriydi. İlk hücum konuk Fenerbahçe Beko'da. Çembere doğru süzüldü Semih Christen, dışarı çıkarttı. Berkan 3 sayılık isabet. Berkan Durmaz. Lorenzo Brown. Perde Ahmet Düveroğlu'ndan. Dipte Nando De Colo. Yanıt geliyor Berkan Durmaz'a De Colo'dan. Ahmet Düveroğlu. Berkurlu kaldı arkasında Ahmet Düveroğlu. Lorenzo Brown'u buldu. Bir kez daha Ahmet'e pas. Çok güçlü smaçladı Ahmet Düveroğlu. Bir de faul var. Lorenzo Brown. Çembere yaklaştı. Turnikesi başarılı değil. Johnny Hamilton. Önce hücum reboundu, ardından smaç. 3 sayılık atış. El üstünden başarılı. Ard arda isabetler Akun Pursel. Orada anlaşmazlık. Melih Mahmutoğlu ile Ahmet Düveroğlu arasında. Açık sahayı kat etti. Ardından turnikeyi bıraktı Akun Pursel. Ali Muhammed. Yan Veseli. Lorenzo Brown bomboş. 3 sayılık isabet Lorenzo Brown'dan. Muhsin Yaşar'ı buldu ama trafikte Muhsin Yaşar top canlandı ve Yan Veseli'nin önünde kaldı. Açık alanda Yan Veseli smacı vuruyor. Ali Mahmutoğlu geri koştu Tofaş. Lorenzo Brown yine ilk anda Ali Muhammed'i görmedi. Görmedi üzerine. Ama çok iyi bir pas verdi bu kez. Semih Christen alır almaz üçlüyü gönderdi. Ali Muhammed bu kez reboundu aldı. Çok çabuk geldi Fenerbahçe. Beko ve blok geliyor. Akun Pursel'den Lorenzo Brown'a. Berkan Durmaz. Akun Pursel alley-oop pasını verdi. Jeremy Simmons smacı tamamladı. Melih Mahmutoğlu Ulanovas'ı buldu. Edgar As Ulanovas atışı başarılı değil. Ahmet Düveroğlu gitti. Hücum reboundunu Alihan Demir'in elinden söküp aldı. Ahmet Düveroğlu içeri devrilmişti. Edgar As Ulanovas 3 sayılık isabet Ulanovas'tan. Yani Veseli Ahmet oynadı ağırlıklı oyun başından beri. Şimdi geldi John Hamilton. Melih Mahmutoğlu da oyunda. Kendi kullandığı isabeti buldu. John Hamilton'ın perdesi var. De Colo bomboş John Hamilton'ı buldu. John Hamilton da Nuno Omot. Melih Mahmutoğlu savunuyor. Sol turnikesi başarılı değil. John Hamilton orada. Üst üste hücum reboundları, ardından basket bir defa John Hamilton. Kenan Sipahi. Muhsin Yaşar kaldı karşısında. Kenan pası verdi John Hamilton'a. Elden ele sekti top. Berkan Durmaz son anda Ulanovas'a geldi. Edgar As Ulanovas turnike ile çeyreği bitiriyor. Berkan Durmaz. Kenan Sipahi ile birebir Muhsin'i çok iyi buldu. Muhsin de smaçla tamamladı. Hücumu okuma. Biraz tahmin etme de var. Gideceği tarafı Veseli zaman zaman hücum oyuncusunun gideceği tarafı çok önceden seçiyor. Ali Muhammed perde sonrası. 3 sayılık basket. Bir Ali Muhammed klasiği. Jeremy Simmons hareketlenmişti. Christen kendi kullandı. Semih Christen. Akun Pursel koşmuştu yarı sahayı. Semih Christen temas aldı. O kaostan Semih Christen basket faulü çıktı.
Ivona Kumpursel süzüldü çembere. Turnike'yi bıraktı. 8 saniye, 7 saniye, bir de pas arası hamlesi. Topu kazandı. Semai Kristin ardından turnikeyi bıraktı. Sırtı dönük oyun orada. Semai Kristin birebir oynadı. Atışı başarılı. Farkı 1'e indirdi Tofaş. Nando De Colo ikinci atışı da başarılı. 197 Fenerbahçe Beko. Kaçırdı. İkinciyi derken kaçırmak istedi Kristin muhtemelen ama isabeti buldu. 18 kez serbest atış çizgisine gitti takım olarak. Bu De Colo'nun 19. serbest atışında 18. isabeti. Akunpursel orta sahadan gönderdi. Akunpursel faul geldi. İnanılmaz. Çizgide Akunpursel 3.'yü kaçırdı. Ahmet Düveloğlu rebound aldı. Fenerbahçe Beko 104-103 kazandı. İnanılmaz. 103-104 biten skor ve son saniye heyecan nasıl yükseldi? Maçın başlamasından sonuna doğru bir hareketlilik, bir heyecan söz konusuydu. Şimdi Orhun'a geçen sene istifa etmişti, görevinden ayrılmıştı Tofaş'ta. Ve onun yerine Hakan Demir geldi ama sahaya da Yalçın Küçük Özkan çıktı. Haftanın en güzel maçlarından biri. O son saniyelerden başlayalım mı? Yani maç aslında başka bir yere gidebilirdi. Evet. Kaçan faul. Aslında şöyle Şükran, tabii maç başka bir yere gidebilirdi ama maçın başından sonuna kadar Tofaş hep oyunun içindeydi. Ve bir dakikanın altında süre kaldığında 7 sayı Fenerbahçe Beko üstünlüğü gözüküyordu skorboardta. Yani oradan maçın uzatmaya gitme ihtimali bir basketbol mucizesi. Sen de biliyorsun. Yani 45-50 saniyeler 7 sayı. O zaman hataları konuşalım. Yani Fenerbahçe çok büyük Beko var buraya yani. Nasıl getirdi maçı? En sonunda yönetmenimizden şeyi istemiştim. En son pozisyonu Bobby'nin faul yaptığı 3 sayı Fenerbahçe Beko önde ve orta sahadan Akunpursel fırlatacak geldi artık topu. Son pozisyon. Burada Bobby Dixon'dan bir akıl tutulması ve orta sahanın daha gerisinden şutu atan Akunpursel'e silindirine giriyor. Bir faul yapıyor. Bu arada çok net bir şekilde faul pozisyon. Burada tam bacağının oraya doğru, silindirine doğru girip dengesini bozuyor. Ve 3 atış kararı. Bu arada Akunpursel bu pozisyona kadar 35 sayı maçta. 3'te 3 serbest atış halinde mucize olacak ve Tofaş maçı uzatmaya götürecek. İlk ikisini atıyor. Yani 33-34'e atmışsınız, 35. sayıya atmışsınız. Pardon, 36'ya atmışsınız. Ve son faulü kaçırıyorsunuz. İşte bu basketbolun bir oyuncu adına, hani bu kadar iyi oynadığınız maçta. Senin de başına gelmiştir çok iyi oynadığın maçta. İki tane faul kaçırıp kaybettiğiniz veya olmuştur. Kader atışı değil mi? Kader atışı tabii yani son top. Büyük stres yalnız. Evet. Bu arada o maçı 37 sayıyla tamamlıyor. Hani buna atsa 38, yani son faulü de soksa 38 ve maçı uzatmaya götürecek ama dramatik bir son. Ve Tofaş kaybediyor. Tabii koçun gitmesi, Orhun Ene'nin takımdan yeni ayrılması, oradaki değişim, Yalçın Küçük Özkan'ın çok takımını enerji vermesi. Genelde koç değişimlerinden sonra biliyorsun bir reaksiyon olur takımda bir şeyler yanlış gidiyor ki koçumuz gitti ya. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Hani bunun en net mesajı en tepedeki koçun gitmesidir. Ondan sonra oyuncuda böyle bir algı değişikliği, bir uyanma gerçekleşir. Ve öyle bir uyanmayı sahaya koydu Tofaş. Acayip mücadele ettiler. Uzatmaya da götürebilirlerdi. Şimdi Hakan Demir döneri başlayacak. Akunpursel'e bu arada parantez açmak lazım. Yani bundan önce Danimarka, İsrail, İtalya, hani biraz daha alt liglerde kısa süreler. 2016'da NBA seçmedi. Draftında seçilmedi ama çok acayip bir performans. Bundan sonraki maçlarda da Tofaş'ın en büyük silahı olacak. Şimdi Tofaş'ın bu performansını konuş. Hani geçen sadece antrenör değişikliği mi sence? Böyle bağlamak doğru mu olur bilmiyorum. Yani artık tabii ki 5 senelik sezon birikiminden sonra 2015'ten beri Orhun abi Tofaş'ın başındaydı. Her sene azalan bir bütçe, her sene rekabetten daha fazla uzaklaşmaya başlayan bir Tofaş organizasyonu. O düşük bütçeyle de çok önemli işler yaptı. 3 defa Avrupa Kupalarında çeyrek final, ondan sonra Türkiye Kupası finalisti, İNG playoff serisi finalisti Tofaş. Ama biraz artık misyonunun tamamladığını düşündü belki de Orhun Ene. Ama takım kimyası da daralan bütçeyle beraber istediği yabancıları özellikle boyalı alanda
Şu ana kadar çok bulabilmiş değil ama değişikliklerle beraber, biraz da enerjinin değişmesiyle beraber işler yoluna oturur Tofaş'ta diye düşünüyorum. Ben bu maçı biraz da Fenerbahçe-Beko'nun dağılan konsantrasyonuna bağlıyorum açıkçası. Her hafta biraz daha düşen performans sergilediğini düşünüyorum. Katılır mısın? Yani hep seninle konuşuyoruz bunu. Euroleague'den dönüşlerde İNG Basketbol Süper Ligi'ne konsantre olmak ki Maccabi deplasmanı kazandığın yine bir deplasman. Maç. Üzerine İstanbul'a geliyorsun, bir daha Bursa'ya tamam yakın olabilir ama sonuçta bir transfer var. Üzerine fazla rotasyon içerisinde süre bulmayan ama ritim bulmasını istediğin, uzun vadede plan yaptığın tabii bir roster, bir kadroyla düşünülüyor maç. Karşı tarafta da koçu değişmiş, deli gibi saldırgan ve bir şeyleri değiştirmek isteyen bir enerji var, bir birikim var. O ikisi karşı karşıya geldiği zaman bu sonuçları aslında görmeye alışığız ligimizde. Hı hı. Ama ben hani Maccabi deplasmanıyla kazanılan puan, yani kazanılan galibiyet Fenerbahçe-Beko, bir şeyleri değiştirmenin gerekli olduğunu takım içerisinde onlar da hissettiler. Mesela sen de çok iyi bilirsin şu konuyu. Böyle zorlu bir fikstürde eğer iyi bir basketbol oynuyorsan, yani tatmin oluyorsan oynanılan oyundan, anca o zaman enerjin yükselip bir sonrakine hazır olabiliyorsun. Ama her hafta eğer bir şey tutturmaya ve bir şey düzeltmeye çalışıyorsan, gerçekten bir sonraki seyahat veya maç birazcık daha eziyet haline gelebildiğini düşünüyorum. Yok, ve bence düşürüyor bu biraz Fenerbahçe Beko'yu. Tabii ki öyle. Zaten sezon başından beri konuştuğumuz şey var devamlı. Hani ilk 7-8 haftanın bir hazırlık süreci tadında planların veya kararların yolda alındığı, biraz kervanın yolda düzüldüğü bir serüven var, bir senaryo var her takım için. Dolayısıyla o değişiklikler, bu iniş çıkışlar hakikaten şu an maksimum seviyede. Ama aynı zamanda da bu İNG Basketbol Süper Ligi'ne de renk katıyor. Rekabetçi bir lig haline geldi. Hani Beşiktaş galibiyet alamadı ama almaya çok yaklaştı bu hafta. Onu da konuşacağız. Ama şu an herkesi yendiği bir lig haline geliyor. Bu sevindirici. Şimdi Beşiktaş dedin. Beşiktaş henüz galibiyetle tanışamadı ama her hafta onların o durumunu da konuşmaktan gerçekten eski sporcu olarak galiba birazcık etkilenmiyor değiliz. Hep mağlubiyet iyi bir basketbol ama mağlubiyetle ilgili olmak gerçekten düşüren bir şey. Bu hafta da yine son saniyelere kadar mücadele eden bir Beşiktaş vardı sahada ve Lokman Ekim Fethiye Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Bu maçı hatırlıyoruz şimdi. Mücadele başladı ilk ucum. Beşiktaş'ın Johnson yakın mesafeye sokuldu. İlk sayıları Beşiktaş buluyor. Ben Fraser tekrar topu aldı. Orta mesafeye el üstü atışını gönderdi. İsabetli değil. Şehmuz uzun gönderdi, bir daha tam pas. Johnson smaçla tamamladı. Ergin Cook gönderdi, bir aleyhup. Pozisyon tamamlandı. Abu topu aldı. Süratle çıkıyor Blackmon arkasında. Abu kat etti bütün çembere. Doğru gitti ve atışı tamamladı. Süreyi kullanacak, 4 saniyesi kaldı. Eric Neal 2 saniye kala. Eric Neal atışını gönderdi. Şehmuz, Alperen perdedeydi. Şehmuz şimdi indirdi. Alperen Şengün çok güçlü bir smaçla pozisyonu tamamlıyor. Şehmuz topu hala kendisinde. Şimdi Emir'i buldu. Emir üçlüğünde isabetli. Alperen kaybetmedi topu. Tekrar Blackmon'a uzak mesafe. El üstü gönderdi. James Blackmon. Fraser. Bir pas arası Alperen'den. Mehmet, Alperen Şengün, Alperen Şengün smaçla bitirdi. Kendi başlattığı pozisyonu. Şehmuz Azer pot altına indirdi. Ercan blok geldi Ercan'a. Atkins müsaade etmiyor. Ercan Osmaniye. Hücumda pozisyonu kaçıran Ergin Cook oldu. Rebound, bir de blok Alperen'den. Hızlı hücum şansı Beşiktaş için. Blackmon önü boş. Blackmon! James Blackmon. Bir üçlük isabeti daha. Ergin Cook da oradaydı. Fraser şimdi el değiştirdi. Turnikeyi tamamlıyor. Eric Neal şimdi. O da bile bir gitti. Neal harika indirdi. Smaçla tamamlıyor pozisyonu. Abu. Dengeli oynadı. Geride kalan süreyi. Bu arada müthiş bir smaça giderken blok geldi. Johnson'a. Neal
Öne açıldı. Perde çıkışı üçlüyü gönderdi. Erik Neal. Johnson ver Can. Hemen karşılık geldi. 69-67. Johnson perde çıkışı benzer bir ucum. Mercan. Erik Neal zor da olsa topun kontrolünü sağladı. Neal uzak mesafe. Erik Neal. Erik Neal. Neal geri çekildi bir kez daha. Üçlüyü gönderdi. Bu da isabetli. Erik Neal. Johnson önü bomboş açıldı. Johnson dışarıya. Blackman extra. Şehmuz üçlüyü gönderdi. Şehmuz Azer. Uzun süredir stressizliği. Artık her top Can yakar. Ve orada basket faulü Smarts alıyor. Elgin Cook. Johnson koridoru kullandı. Blackman bomboş Alperen. Alperen zor atış. Alperen Şengün. İsabetli. Neal süreyi kullandı. 10 saniye. Neal geri çekildi. Şimdi atışını gönderdi. Erik Neal. Erik Neal. Durdurulamıyor bugün. Spot altı. Blok geldi. Lokman Hakim Fethiye Belediyespor galibiyete doğru gidiyor. Oyuncu düştü. Karar faul. Lokman Hakim Fethiye Belediyespor 87. Beşiktaş 83. Her iki takıma da büyük bir alkış. Şimdi Burak Bıyıktay ve takımını muhtemelen daha çok konuşacağız. Haksızlık da yapmak istemiyorum. Haftanın güzel maçlarından biri bu da aslında. Oraya çok koyalım değil mi? %100. Süper maç. Beşiktaş'ın yine galibiyete bu sefer belki de 6 hafta boyunca en fazla galibiyete yaklaştığı maç. Hı hı. Ama Erik Neal çok acayip bir performans. Yani kaç üçlük attı. 3 tane son çeyrekte attı. Ben maçı izlediğimde saydığımda 3 tane son çeyrekte ki en kritik yerlerde el yakan toplar Erik Neal'dan. Toplam üçlüğüne bakayım da bulamadım. Ha, pardon 8'de 7. 8'de 7. Bayağı bir zaman aldım bu arada programdan bakarken. 8'de 7, 3'ü son çeyrekte. Black Moon Beşiktaş tarafında çok ekstra bir performans. Çok iyi oyun. Beşiktaş yine istediği düzeni buldu. Black Moon'la Alperen'i bench'ten getirip ikisinden 49 sayı buldu. Oyunun içerisinde bu arada ilk devre inanılmaz bir diferans vardı. 17 ile Lokman Ekim Fethiye öne geçti. Daha devre bitmeden Beşiktaş devreyi 9 sayıyla tamamladı. Yani 26-27 sayılık bir ilk devre oyunu vardı sahada. Çok acayip bir geri dönüş Beşiktaş. Ama kazandım dediği noktada Erik Neal'ın üçlük performansları galiba göstereceğiz. Bir iki tanesini koymuş olabiliriz şu an tabii, ben tabii konuşurken ekranda. Yani bunların hepsi son çeyrekte geldi. Bir de kolay atışlar değil. Yani dribbling üzeri maçın sonunda yıpranmış bir oyuncu Erik Neal. Ama 38 dakika oynayıp son çeyrek performansını bu şekilde koyuyorsan maçı kazandırıyorsun. Hakikaten bu arada Galatasaray, Lokman Hakim Fethiye basketbol tarihi açısından da şimdi Beşiktaş'ın şu anki durumu ve kadrosundan bağımsız iki büyük camia takımını yenerek son 3 haftada Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı yenerek son 3 haftada 2 galibiyet alıyorsun. Alkıma için, Fethiye basketbol için çok tabii önemli. Çok da güzel bir maç oldu bu arada. Ya Beşiktaş çocukları üzülüyorum. Yani hepsinin böyle yanaklarından sıkıp öpesin falan geliyor. Çünkü gördüğüm zaman hem Alperen'i hem Şehmuz'u, ki Mehmet Yağmur orada bir abi görevi. Ciddi bak, seninle konuşuyorduk ne kadar zor olacak onlar için. Hani bu şekilde kaybetmeye devam ederlerse bir sonraki maçı oynamak, ona motive olmak, ona sarılmak daha da zorlaşacak diye. 5 haftalık kaybın üzerine 6. haftada muazzam mücadele. Yine istediler, yine savaştılar kapasiteleri doğru orantılı. Ama bu sefer de Erik Neal dur dedi. Yapacak bir şey yok onlar adına. Son saniyeler aynen öyle. Sana şunu sormak isterim. Aslında biz çok defa bunu spor programlarında konuşuyoruz. Sen de içinde olduğun programlarda da konuştuk. Mesela futbolda şu anda Fatih Karagümrük gerçeği var. Alt ligden üst lige çıkarken çok fazla oynanmamış. Hani yeni lige çıktık, paraları verelim, yeni takımı sil baştan kuralım yerine. Daha o kadroyla devam eden bir ekip var. Evet. Aynı şeyi Lokman Ekim Fethiye Spor için de söyleyebiliyor muyuz? Kesinlikle. Erik Neal zaten TBL'de başarısı bu derim ben mesela. Aynen öyle. Zaten o
organik ağacı koruduğun sürece uzun vadede meyve toplayabiliyorsun. Yani diğer çabuk transferler veya tekrar yapalım, baştan bozalım, tekrar yapalım mentalitesi özellikle düşük bütçede çok kolay değil. O yüzden organik bir yapı çok daha değerli. Caner Ercan oradaydı, devam ediyor. Polat Kaya'yı aldılar Türk Telekom'dan, Türk rotasyonuna. Eric Neal TBL'den takımını yukarı çıkarmış bir yabancı oyuncu. Bunun üzerine yeni yabancılarla beraber şu an iki galibiyetli bir açılış ilk 6 haftada. Önemli iki galibiyet. Hedefleri uzun vadede kalıcı olmak. Hep bundan bahsediliyor. Hani bu sene ligde kalmaktansa uzun vadede Süper Lig'de, BSL'de kalıcı olmak. Umuyorum ki bu arada boş tribünler önünde fark etmiyoruz ama Fethiye'deki basketbol çılgınlığını benim burada söylememe gerek yok. Yani orada çok acayip bir seyirci var. Bu da aranan, aslında basketbolumuz adına aranan çok önemli bir detay. Şimdi boş tribünlerde fark edilmiyor, konuşulmuyor ama muazzam, yani kapılarda kalan seyirci var. Dolayısıyla umuyorum uzun vadede ligimize renk katmaya devam eder. Bak mesela gelecek hafta Beşiktaş Emperyalı Gaziantep basketbolla oynayacak. Zor bir maç yine. Ama evet, Beşiktaş'ın değil mi? Beşiktaş'ın da bir şeye ihtiyacı var. Gaziantep mağlubiyetle ayrıldı bu hafta sahadan. Evet. Nasıl bir maç olur mesela? İşte güzel maç olur. Çünkü iki tarafın da psikolojisi şu an yaralı. Galibiyete tabii. Galibiyete aç, daha saldırgan, daha istekli iki takım adına da bir maç olur. Gaziantep'in yaralayıcı mağlubiyetinden sonra şimdi bakalım Beşiktaş ilk galibiyetini nerede alacak? Kesinlikle alacaklar ama kime karşı alacaklar göreceğiz. Peki şimdi programı açarken tabii Darüşşafaka'nın efsane isimlerinden Yalçın Granit'le açtık. Ben muhtemelen bundan sonra ne zaman Darüşşafaka desem hep aklıma gelecek isimler. Hatta aynı şekilde bugün bilmiyorum Mehmet Baturalp de aklıma geldi. Daha doğrusu dün haberi aldığım andan itibaren. Evet. Şimdi bu haftada önemli ve güzel maçlardan bir tanesiydi. Frutex'te Bursa Spor'u ağırladı Darüşşafaka Tekfen. Bu maçı da hatırlayalım. Sonrasında konuşacak yine çok şeyimiz var. Ve mücadele başlıyor. Eric Jones perdeden çıkmak istedi. Can Maxim Mutaf kendine pozisyon yarattı. Atışı başarılı. Perdeyi açtı Can Maxim Mutaf. Jarrett orada kendini gösterdi. Şimdi Jalen. Bekdemir tepeden 3 sayılık atış isabetli. Andrew Andrews. Tepede Bekdemir aynı noktada bir kez daha topla buluştu. Şimdi Andrew Andrews elden aldı pası. Kendine pozisyon yarattı. Kimin düdüğü var? Atış başarılı Andrew Andrews. Şimdi iyi yerde aldı Bekdemir. O eşleşmeden faydalandı. Basketi buluyor. Jalen Andrews tekrar Jalen aldı. Boş kaldı. Atışı başarılı değil. Hücum reboundu geldi. Bu kez Andrews. Tepeden üçlüğü gönderdi Andrews. Darüşşafaka'nın da bu anlamda aslında istatistiklerini fazlasıyla yükseltiyor diyebiliriz. Mumford aynı poteye gitti, basketi buluyor. Sinan Güler perdeden faydalandı. Kadıcı geç kaldı. Başarılı. Hemen karşısına dikildi. Birkan kendine pozisyon yarattı yine. Oğuz Savaş hücum reboundunu aldı. Yarım kalan işi tamamladı. Jared perdeye geldi. Sinan diğer taraftan gitti. Atışı başarılı Sinan'ın. Şimdi topla buluştu. Elden pası Doğuş'a. Doğuş üç sayılık atış. İsabetli süre duvarken. Doğuş özellikle oldu. Görkem'in perdesi var. Sinan Güler poteye gitti. Sinan Güler atışı başarılı. Yenik Hacı tepeye geldi. Şimdi içeriği zorladı. Atışı başarılı. Son saniye basketi Malik Neyman'dan. Andrews kullanmadı atışını, tereddüt etti. Doğuş Özdemiroğlu tepede içeri yöneldi. Doğuş atışı başarılı. Doğuş Özdemiroğlu'nun. Ender Aslan o hızını kullanmak istedi. İçeri gönderemedi. Kaci dışarı çıktı. Atışı başarılı. Kenny Kaci. İlk kez dışarı açıldığı pozisyonda. Jalen 5 saniye var. Hücum süresini en üstü bir şey olacak. Andrews içeri zorlamak istedi. Andrews atışı başarılı Andrews'un. Malik Neyman. Ya sert savunma çok rahatsız ediyor şu anda. Bomboş Mumford. Yani Perry Jones hariç herkesin çok rahat orta buluşu yalnız Andrews. Ya çok... Andrews üç sayılık atış isabetli Andrews. Son saniye basketi gönderdi Andrews. Farkı bire indiriyor. Geldi Sinan Güler. Şimdi çıkarttı Bekdemir'e. Andrews 3 saniye var. Andrews kendine pozisyon yarattı. Atışı başarılı Andrews. Can Maxim Mutaf oyunda bu arada.
Oğuz Savaş. Topu iyi paylaştı Bursa bu hücumda. İlkan içeri yöneldi, faul aldı. Atışı da başarılı buldu. Cerit de dörtledi. Şimdi şöyle bir nefesini toparladı. Can Maksim topun üstüne gitti. Sinan Güler atışı başarılı değil mi? Luther. Luther tamamladı. En iyi yaptığı şey. Şimdi Malik Newman Berkdemir'i aldı karşısına. Baktı karşıya. Kendi kullandı atışı başarılı. Malik Newman. Andrew Andrews. Jarrett'in perdesi var. Can Maksim bu tafsa bunu yoruldu. Şimdi Jarrett orta mesafeli atışı isabetli. Andrew aşağıda kaldılar. Boş kaldı. Tepede üçlüğü gönderdi Andrews. Hacı'dan büyük bir hata. Acele ediyor. Malik Newman çembere gitti. Malik çok Newman. Kolay gitti. Atışı başarılı Malik Newman'ın. Türkiye'yi bıraktı. Bu kez başarılı. Ender kenardan Kancı ile oynadı. Can Maksim Mustafa el üstünden atışı isabetli değil. Andrews o bıraktığı topu kontrol etti ve mücadele son eriyor. Haftanın yine güzel maçlarından bir tanesi. Yine tartışmalı durumlar var galiba değil mi? Evet, maçın içerisinde bu haftaya hani damgasını vuran bir karar var. Yani kötü anlamda damgasını vuran değil. Sadece oyunun şeklini ve gidişatını değiştiren bir karar olduğu için, kritik bir dakikada çalındığı için. Onu da konuşalım. Programı almak istedik. Bir yandan ekrana geliyor. Kenara çalınan, şu an gözler hakemde olsun değil mi? Evet, tam top içeri inmeden Doğuş Özdemiroğlu'nun elindeyken bench'e gelen bir teknik foul var. Burada Yener Yılmaz çaldı bu teknik foul'ü. Bursa Spor bench'i itirazlarını sürdürdü. Şöyle bir şey var. Şimdi kural olarak şu var. Eğer sizin kendi takımınız savunma sahasındayken karşı takımın hücum ettiği potaya yakınsanız, yani bench'iniz, anlatamadım. Zannedersem. Benim boş bakışımdan anlaşıldı mı yani şimdi? Yani bench karşı takımın hücum ettiği taraftaysa, senin bench'in, oturduğun bench karşı takımın hücum ettiği taraftaysa, evet, kalkıp rakibin konsantrasyonunu bozacak, bağırma veyahut da işte kalkıp el çırpma, havlu sallama, hı, gibi şeyler yapmak kural dışı. Yani bu konsantrasyonu bozduğu için özellikle boş tribünler önünde bu daha fazla dikkat çekiyor ve sesler daha fazla duyuluyor. Tamam. Şimdi burada bir kural var. Böyle bir kural var. Ama bu kuralın hakemler bazında standardını oturtmak çok kolay değil. Neden? Çünkü şimdi burada savunma kendi tarafında bu arada. Yani evet, bench şu anda kendi savunmasıyla aynı yarıda. Evet, savunması bench'in savunma yaptığı saha, pardon, bench'in hücum ettiği saha. Hücum ediyor. Savunma değil miydi ya? Yok. Bak, değil mi? Savunma. Yok, savunmadalar, pardon, işte aynen bench'in savunma yaptığı saha. Burada Bursa Spor bench'inin herkesin, tutku açık dışında herkesin oturuyor olması lazım. Bu bir kural. Bunu bir netleştirelim ilk önce. Ama bu kuralı standardına oturtmak hakemler tarafından kolay değil. Çünkü sürekli birileri kalkıyor, oradaki kutlama, motivasyon veya herhangi bir sebeple alakalı, ama hani bariz savunma pozisyonunda karşı takımın hücumunu etkileyecek hareket yapmak yasak. Hı hı. Şimdi Yener Yılmaz daha önce maçın içerisinde 2-3 kere uyardığını, hani Bursa, evet, Spor bench'inin daha sakin olması gerektiğini, her karara veyahut da her düdüğe itiraz ya da düdük almak adına uyarı, hakemin, hı hı, konsantrasyonunu dağıtan, hakemin tepkisini çeken hareketlerde bulunduğunu ifade ediyor. Biraz bununla alakalı bir birikim de var ve dolayısıyla kritik bir yerde 2 dakika kala çalınan teknik foul biraz birikim teknik foulü. Yani daha önceden uyarı, zannedersem o sırada da bench'ten konuşmalarla beraber herkesin ayakta olması, daha önce uyardığı bir bench'in hala ayakta olması, bir anda içgüdüsel olarak refleksle çalınmış bir teknik foul. Ama 2 dakika var, 2 sayı Bursa Spor önde zannedersem, değil mi? 72-70 önde teknik foul çalındığında. 2 dakika varken böyle bir hakem kararıyla o teknik foul hakem adına riskli. Biraz maçın önüne geçiyorsun. Kritik bir dakikada, kritik bir saniyede maçın akışını, kaderini değiştiriyorsun. Bu anlamda eleştirilebilir ama kuralın söylediği de aynı zamanda anlattığımız şey. Yani maçın gidişatına etkiledi diye programı almak istedik. Diğer takımların da aslında bilmesi gereken bir kural bu. Hı hı. Özellikle pandemi süresi seyircisiz ortamda
seslerin, herkesin cümlelerinin, tabii, kelimelerinin iyi seçildiği bir ortamda dikkat edilmesi lazım. Darüşşafaka Tekfi adına çok değerli bir galibiyet bu arada. Çok çok değerli bir galibiyet. Maçın sonunda Andrew Andrews inanılmaz oynadı. 28 sayı. Çok acayip bir maç oynadı. Furt Dextra Bursa Spor'da kazanabilirdi. Ama maçın sonundaki hatalar ve aynı zamanda Andrew Andrews performansı bütün gidişatı değiştirdi. Şimdi ben takımlar adına birazcık daha 6. haftayı geride bırakırken ne kadar alınan sonuçların etkili olduğunu göstermek için arkadaşlarından sıralamayı rica edeceğim. İnegöl Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasını geride bırakırken mesela Furti Ekstra Bursa Spor'un da aynı puanı paylaştığı, galibiyet ve mağlubiyet sayısının eşit olduğu diğer takımlar listesi gelecek şimdi tabii sıralamaya bakınca. Biraz Tufan bunun üzerinden konuşalım isterim. Çünkü Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko namağlup yoluna devam ederken Türk Telekom'un 5 galibiyeti var ve 3. sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka'nın 4 galibiyetiyle 4. sırada bulunduğunu hatırlatalım. Ancak Bahçeşehir Koleji, Fruit Extra Bursa Spor, Empera Halı Gaziantep ve HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin 3'er devam edecek yine. 9. sırada bakalım yine OGM Orman Spor'un da 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti olan toplamda 5 takım oldu değil mi? Yanlış aynen görmediysem. Ve bir de Ali Apetkim Spor, Darüşşafaka Tekfen, Tofaş, Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Belediye, Fethiye Belediyesi, Galatasaray'ın da yine yarıştığı başka bir 6 takımda 2 puan, 2 galibiyette. Evet. Şimdi bu önümüzdeki haftalarda birazcık daha aslında üste çıkabilmek adına farklı bir yarış başlayacağını düşünüyorum. Nasıl evet, bu sıralamaya nasıl bakmak lazım? Yani bu hafta iki namağlup takım dışında, iki Euroleague temsilcimiz dışında bir mağlubiyeti olan iki takım vardı ve ikisi karşı karşıya geldi. Türk Telekom, Pınar Karşıyaka. Şimdi ligin üçüncülüğüne aday ve Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'le rekabet edebilecek, oraya sürpriz bir final, playoff finali veyahut da yarı finallerde bir sürpriz sıkıştırabilecek takımı arıyoruz. Pınar Karşıyaka pandemi öncesinde direkt favoriler arasına kendini atmış ve bangır bangır geliyordu o anlamda. Lige renk katacak bir üçüncü takım. O iki takım mücadelesi evet işte koşullar, şartlar, Pınar Karşıyaka'nın ruh hali ve İzmir'deki yaşananlardan sonra o maç Türk evet, Telekom'un galibiyetiyle sonuçlandı. Yani oradaki takım şu anda Türk Telekom ve Pınar Karşıyaka. Oraya da iki tane kuvvetli kaliteli takım var. Onun dışında 6-5 tane 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 6 tane 2 galibiyet, 2 galibiyetli takım. Bu da rekabet seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu söylüyor. Beşiktaş'ı da 0 galibiyet olmasına rağmen unutmayalım. Onlar da rekabetin içerisine bir noktada gireceklerdir. Ama evet yani 10 hafta sonunda, bir 4 hafta sonra sıralama ilk devre adına biraz daha netleşir gibi duruyor Şükran. Şimdi bir diğer maça da geçeceğim ama geçmeden önce bence yine sıralamanın en dikkat çeken noktalarından bir tanesi de Beşiktaş ve Galatasaray'ın ligin son sırada yer alıyor olması. Son yıllarda büyük takımların amatör branşları konusunda bütçe çıkarmak adına her daim işte belli bir dönemde aslında yapılan haberler veya bütçe çıkaramadıklarına dair haberler çıkar. Belki de hiç bu kadar belli olmamıştı erkek basketbolunda Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın ligin son sırada olmasını nasıl değerlendirmek lazım Tufan? Yani hazır görmüşken sormadan da geçemeyeceğim. Yani aslında Beşiktaş adına hep konuşuyoruz. Bu sene proje takımı ama bu projeye ne kadar bağlı kalacaksın ve ne kadar sabır edeceksin aslında. Yani benzer senaryolar futbol takımı adına da konuşuluyor. İşte bütçeyle alakalı planlama vesaire. Yani basketbol takımının bir projesi var ve bu projenin ama projenin devam etmesi açısından da bu arada takımın ligde kalması lazım. Yani oradaki dengeyi de aynı zamanda unutmamak tabii lazım. İlk 6 haftada galibiyet olmadığı için evet Alperen yani şu anda eminim ki NBA scoutlarının hepsinin gözü Alperen'in üzerinde. Euroleague'e aday, Euroleague'de iyi bir takımda oynamaya aday bir performans gösteriyor. Belki hemen değil ama önümüzdeki yıllarda ve NBA'ye göz kırpıyor. Dolayısıyla evet, Şehmuz keza aynı şekilde. Yani proje orada oyuncular yani, için iyi. İyi ama ligde kalmak ve ligde devam edebilmek adına önemli bir kritik. Sportif başarı her koşulda, her ülkede, her coğrafyada önemli. Dolayısıyla sabır evet ama ligde kalmak da projenin diğer bir mecburi şeyi, formülü. Tabii. O yüzden galibiyet almaları lazım. Galatasaray'a tabii ki şaşırdık. Yani Galatasaray'ın
değişen kimyasında, değişen oyuncu profilinde Ertuğrul Erdoğan 3 senedir çok önemli işler yapıyordu. Ama bir anda işte Alan Harrison, Zach Agus, Euroleague'e verilen oyuncular, Alex Poitras'tan inanılmaz bir kontrat buldu. Yani Galatasaray'ın bünyesindeki bütün oyuncular prim yaptı. Bütün oyuncular kendine değer kattı. Ertuğrul Erdoğan'ın Zalgiris Kaunas'tan teklif alması, bunların hepsi ne kadar önemli işler yapıldığını gösteriyor. Ama kocaman bir değişim olduğu noktada kimyanın tutmadığını ve boyalı alanda çok ciddi sıkıntıları olan bir Galatasaray olduğunu görüyoruz. Bunun takipçisiyiz çünkü malum büyük taraftar, büyük kulüp, büyük taraftarı olan iki kulübün aslında kadın basketbolunda da iyi olduklarını söylemekte fayda var. Yani her zaman yine içindeler ama bu sezon erkek basketbolunda inanılmaz bir fark var ve sezon sonunda tabii etkisini göreceğiz, daha net göreceğiz gözüküyor. Peki bir diğer maçı da hatırlayalım. Bu hafta da Galatasaray Ali Apetkim Spor deplasmanındaydı. Hava atışı yapıldı. İlk hücum Galatasaray'dan geliyor. Vasilyauskas, o da ligin çok deneyimli oyuncularından bir tanesi. Şaras Vasilyauskas. Litvanyalı oyuncu Kendrick Ray pota altına çok güzel bir pas. Ege Arar smaçla pozisyonu bitirdi. 2 numara pozisyonunda onu görüyoruz. Kendrick Ray bir pas arası. Ege Arar topu aldı, smaçı da yaptı. 4 sayıyla başladı maça Ege Arar. Alex Hamilton. Hemen Yiğit Arslan oyuna girdi Galatasaray'da. Daryl Macon isabeti buluyor. Daryl Macon'ın basketi. Acele etmedi, set oynadı. Kendrick Ray soluna gitti. Yiğitcan yüksekten bıraktı, isabeti buluyor. Boyalı alanı kapatmakta zorlandı Galatasaray. Johnny Williams Ege ile hemen bire bire döndü. İsabet yok atışında. Savunma reboundu. Inhammer'da. Inhammer pot altına gönderdi. Canberk Koç smacı yapıyor. RJ Hunter. Berke devrildi. RJ Hunter atmadı ona. Burak Motum. Yiğit Arslan, Burak Motum. Potaya gitti. Motum isabeti buluyor. Burak Motum. Barış Ermiş'in attığı yerde Ege Arar var. Şimdi Thomas Wimbush indirdi. Kendrick Ray smaçı yapıyor. Kendrick Ray. Ege Arar. Johnny Williams var sırtında. Ege birebir oynuyor. Soluna doğru döndü Ege Arar. Basketi buldu. Bir de faul var. Ege Arar. Alex Hamilton potaya gitti. İsabeti de buluyor Alex Hamilton. 2,5 dakika var. Bu arada Alex Hamilton potaya gitti, smaçladı. Alex Hamilton. Göksel'in Köksal baskı var Kendrick Ray'den. Göksel'in pot altına yöneldi. Basket, bir de faul. Göksel'in Köksal maçtaki ikinci basket faulünü çıkardı. Daryl Macon. Burak Motum. Üçlük deniyor. İsabeti buluyor Burak Motum. Galatasaray tekrar hücumda. Top Alex Hamilton'ın ellerinde. Johnny Williams devrildi. Johnny Williams'a bir asist daha Alex Hamilton'dan. Kendrick Ray gitti yanına. Şimdi aldı Ray. Sol köşeyi gördü. Thomas Wimbush. 3 sayılık atışı isabetli. Thomas Wimbush. Zach. Vasilyauskas. Bomboş kaldı Kendrick Ray. 3 sayılık atışı isabetli. Kendrick Ray nefes aldırıyor. Ali Apetkim Spor'a 53-48. Inhammer, Yiğit kaldı karşısında ama 3 kişinin arasından asisti yaptı Inhammer. Stephen Zach de smaçlıyor. Kendrick Ray, Alex Hamilton karşısında sağına gitti. Bir çalım pot altına indirdi. Inhammer smaçlıyor. Kendrick Ray asisti yaptı Inhammer. Köşeye RJ Hunter alır almaz üçlük. İsabetli değil. İyi de bir şut olmadı bu. Açık alan, geri koşamadı Galatasaray. Canberk Kuş çift el smaçı yapıyor. 69-54, fark 15 sayıya çıktı. Vasilyauskas indiremedi içeriği. Alp sağ forvetten üçlük deniyor. İsabeti buldu. Alp Karahan 8. sayısı. Burak Motum birebir oynadı. Ayak oyunu Burak Motum önünü açtı. Basketi buldu, bir de faul var. Boran süreyi kontrol etti. Köşeye Yiğitcan Turna. 3 sayılık atışı isabetli. Yiğitcan Turna basketi buluyor. Ali Apetkim Spor Galatasaray'ı 83-64 mağlup ediyor. Şimdi Ali Apetkim Spor bu galibiyetiyle ve ikinci galibiyetini almış oldu ve 10. sıraya oturdu aslında. Az önce söylediğimiz o ikişer galibiyetli birçok takımdan biri. Ama önemliydi bir galibiyeti daha hanesine eklemek. Tabii. Nasıl bir haftaydı Ali Apetkim için? 3-0 başladıkları ligde son 3 haftada 2 galibiyete ulaştılar. Ki Galatasaray galibiyeti Bursa Spor galibiyetinden sonra hakikaten çok çok değerli onlar adına. Neden değerli?
Bir kere eski takımına karşı oynayan bir Ege Arar var Galatasaray'da. Aynı zamanda takımına adapte olmaya çalışan, hala adapte olmaya çalışan bir koç var, Kestas Kemzura. Dolayısıyla yeni yeni ekip olmaya başladılar ve alınacak her galibiyet o seninle konuştuğumuz moral motivasyonunu, bir sonraki maçı, bir sonraki antrenmanı etkilemeye devam ediyor. O yüzden değerli bir galibiyet ve önemli bir takıma karşı. Ege Arar büyümeye devam ediyor. Muazzam oynuyor. Geçen sene Galatasaray'da dedi, bu sene Ali Apetkim'de ben oynamak istiyorum, ben ilk adam olmak istiyorum. Bu mücadeleye varım dedi ve gittiğinden beri çok iyi iş çıkarıyor bireysel olarak da. Takımın ona adapte olduğu dönemlerde çok daha bu sahada fark ediliyor, iyi iş yapıyor. Ama Şükran, Galatasaray... Konuşacağız çünkü Beşiktaş transfer bekliyor ama Galatasaray'ın gündeminde transfer de var. Belki istenileni veremiyor ama her an işler değişebilir. Kısacık bir aramız var, aradan sonra burada. Efendim, Rebound aranın ardından devam ediyor. Az önce Ali Apetkim Galatasaray mücadelesini izlemiştik ve Ali Apetkim'in yanı sıra Galatasaray'ın da her ne kadar istediği sonuçları alamasa da bir takviye gelmesi de bekleniyor. Gündemde bu var. Doğru, doğru. Yani maçın Ali Apetkim bu arada 45 sayı boyalı alandan buldu. Yani 80 küsür sayının yarısına yakını boyalı alandan buldu. Maç 12-2 reboundlarla başladı. Hı hı. Ege muazzam başladı yine. Aynı Fırtık Ekstra Bursa Spor maçında olduğu gibi. Yani sezon başında Johnny Williams, Berke Atar, Ayberk ve Brock Motum gibi bir dörtlü düşünüldü Galatasaray boyalı alanına. Hı hı. Ama şu ana kadar işler o bölgede hem fizik olarak, hem rebound mücadelesi olarak, hem çember savunması olarak, hem takımı savunmada yukarı çekecek bir oyuncu bazında hiç iyi gitmedi. Yani Galatasaray neredeyse bütün maçlarda çemberin altında, boyalı alan çevresinde büyük problem yaşıyor. Şimdi Alex Thais söylentileri var. Hı hı. Eski Galatasaraylı, Anadolu Efes'ten de bildiğimiz Makabili, tecrübeli. Evet, Alex Thais söylentileri var. O bölgeye bir uzun transferi yapma durumları var. Ama yani bu kimyada, bu kadroda ben isterdim ki, ben görmeyi hayal ederdim ki işte Berke gibi, Ayberk gibi genç, forma şansını üst seviyede yakalamak isteyen, kariyerinde bir adım atmak isteyen, orada mücadele edeceğini ispatlamak isteyen oyuncular var. Çok da pırıl pırıl, çok da iyi oyuncular. Yani ben Berke ile Ayberk'in yerinde olsaydım hani bu düzende salonda yatardım, parkeyi falan kemirirdim herhalde, bilmiyorum ama fırsattı bu demek istiyorum. Tabii. Yani Berke'den ve Ayberk'ten daha iyi enerji, daha büyük performans, daha büyük katkılar görmeyi isterdim. Isırmalarını isterdim ama çok hayal ettiğimiz gibi olmadı oradaki performanslar. Dolayısıyla bir takviye Galatasaray'a gelecek. Şu an işler Galatasaray'da son iki sezona göre çok iyi gitmiyor. Yani daha bu arada çok başı. Daha altıncı haftadayız. Hepsi için bir hazırlık sürecinin içerisindeyiz. Dolayısıyla bir değişim olacaktır. Şimdi namağlup takımlardan bir tanesi de Anadolu Efes sevgili izleyenler. Ve Anadolu Efes'te bu hafta aslında Burak'ın her hafta koyduğu performans son derece önemli. Ama Türk oyuncuları biraz daha fazla görebilme şansımızın olduğu. Yabancıların Plyce ve Mormon'un birazcık daha ikili olarak iyi oynadığı, özellikle maçın başında denilebilir. Ve Büyükçekmece karşısında Anadolu Efes galibiyetler aldı. Bu maçı hatırlıyoruz, yine konuşacağımız çok nokta var. İlk hücum Anadolu Efes'ten. Tibor Plyce çeldi topu. Adrien Moerman bıraktı. Burahan. Tibor Plyce bu kez dışarıdan deniyor Plyce. Bu da isabetli. Tibor Plyce. Kurnostav Simon. Osiris Eldridge karşısında. Simon geri döndü. Erten Gazi. Moerman'ı buldu. Moerman da ilk isabetini kaydediyor. Adrien Moerman. Ömer indirdi içeri. Mehmet Alemdar onu sımacı yapıyor. Çok güzel bir asist Ömer Aldan. Erten Carl Anderson'la birebir oynuyor. 5 saniye var hücum süresinin sonuna. Adam değişimi. Mehmet'i geçti Erten. Köşeyi buldu. Doğuş Balbay. Doğuş Balbay'da isabetli buluyor. 13'lük geldi. Singleton perdede. Tolga Geçim. Adrien Moerman. 3 sayılık atışı. Bu da isabetli. Adrien Moerman 12 sayıya çıkıyor. O kadar geniş bir oyun esnekliği var ki Plyce'ın. Birçok şeyi deneyebiliyor. Mehmet Alemdar onu kaçırdı ama tamamlayan Gabe Olaseni. 46-35. Rodrik Bobua. Yiğitcan Saybir spotaya doğru hareketlendi. Tibor Plyce bomboş kaldı. Plyce isabeti buldu bir süredir. Saha içi isabet bulamıyordu Tibor Plyce. Olaseni perdeye gitti. Ömer içeri sokuldu. El üstünden isabeti buluyor Ömer Al.
Ters tarafa Adrien Moerman. Erten Gazi bomboş. 3 sayılık atışı. Bu da isabetli. 3'te 3 üçlük. Matt Farrell. Olaseni devrildi. Blaise takip ediyor onu. Carvalho Anderson. Mert Alemdaroğlu isabeti buldu. Mert Alemdaroğlu atmaya devam ediyor. Matt Farrell. Carvalho Anderson'a hücumda şutlarıyla destek olmaya çalışıyor ama bir türlü ritmini tutturamadı Matt Farrell'da. Kronoslav Simon dışarı bomboş kaldı Burhan. Tepeden üçlü isabetli. Burhan Tuncer çok yüzdeli oynuyor bu akşam. 16 sayıya ulaştı Burhan. Carvalho Anderson. Olaseni. Farrell kaçtı. Olaseni göremedi orayı. Devon Oliver. Devon Oliver. Thibaut Pleiss de oynuyor. Bir saniye kaldı. Oliver. 3 sayılık atışı başarılı. Çok kritik bir basket Devon Oliver'dan. Eldridge pot altına güzel bir pas. Gabe Olaseni bitiriyor. Osiris Eldridge asisti yaptı. Ubua. Mehmet kapattı önünü. Yiğitcan Saybir. 3 sayılık atışı isabetli. Aynı yerden. Moerman'ın üst üste kaçırdığı yerden. Ömer Al. İçeri indirdi. Olaseni sımacı yapıyor Ömer Al. Güzel bir asist daha yaptı. Atmaya da devam ediyor. 12 sayıya ulaştı Devon Oliver. Tolcik Bobo'a hemen karşılık veriyor. Ayağı çizgide Bobo'nun. Carvalho Anderson'a baskı. Erten Gazi çaldı topu. Erten Gazi potoya gidiyor. Turnike'yi bıraktı. Erten Gazi son topu oynamayın diyor. Koç Ergin Ataman ve mücadele sona eriyor. Anadolu Efes Büyükçekmece basketbolu 98-79 mağlup ediyor. Büyükçekmece karşısında Anadolu Efes aslında yabancılardan çok birazcık daha Türkleri kullandığını söylemek mümkün. Özellikle genç oyuncular artık ligde daha fazla süre alıyor. Euroleague'de ise daha çok yabancı üstünlüğüyle oynuyor Anadolu Efes. Evet. Özellikle Erten Gazi bu maçta, Ergin Ataman da aynı demeci söyledi, demeci verdi. Erten Gazi en büyük kazancımız oldu dedi. Genç oyuncu 11 sayı, 29 dakika. Shane Larkin ve Vasile Micic için olmadığı bir İNG Basketbol Süper Ligi maçı. Ki Shane Larkin, Vasile Micic ikilisi uzun aradan sonra Yunanistan'da Olympiakos galibiyetini getirdi. Ki daha Shane Larkin'in hiç hazır olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. İlk maçında ayağının tozuyla 15 sayı attı ama ilk devre takımına zarar verdiği bölümler var. Ama ondan sonra adaptasyonu ve o oyun hızını belirlemeye o kadar alışmış bir Anadolu Efes var ki. Yani geçen sene pandemi öncesindeki domine ettikleri basketbol oyun hızını belirleyen, çok yüksek seviyede oyun hızında kaliteyi birleştiren bir yapıydı. Şimdi Shane Larkin dönmesiyle de hoş geldin Larkin derken bir yandan da hoş geldin Anadolu Efes olduk. Çünkü seviye geçen pandemi önceki seviyeye yaklaştığını gördük ve takımı bir hatırlamış olduk. Yani bu takım ne yapıyordu da bu kadar büyük bir dominasyon Euroleague'de elde etmişti. Tekrar onun mesajlarını görüyor olmak sevindirici Anadolu Efes adına. Tabii Türkiye Ligi'nde farklı bir kadro, Türk ağırlıklı oynanıyor. Zaten bu maça gelecek olursak yani ilk çeyrekte bitti. 31-17'lik bir ilk çeyrek skorundan sonra. Evet. Bu arada yani Büyükçekmece için hani Türk Telekom'a Anadolu Efes'e kaybettiler. Aynı zamanda Bahçeşehir'e kaybettiler. İlk 3 haftada ilk 2 galibiyet almıştı. Yani şu anda hedef maç, çok hedef maç olmadığı için bu mağlubiyetler Büyükçekmece adına. Onlar kendi yollarından sapmadan olabildiği kadar galibiyet toplamaya devam edeceklerdir. Ama son 3 maç fikstür adına onlar için çok yorucuydu. 3'te 0 yaptılar. Peki bir maça daha gidelim. Bahçeşehir Koleji HDI Sigorta Afyon Belediyesi mücadelesini hatırlıyoruz şimdi. Egemen Güven ve Josh Owens. Owens topu çeldi. Rıdvan ve ilk hücum Bahçeşehir Koleji'nin. Bahçeşehir Koleji'nin tabii ki en büyük artısı HDI Sigorta Afyon Belediye karşısında kadro derinliği. Şimdi Egemen içeriye indirdi. Pot altında ilk isabet geliyor. İlk basket geliyor. Orta mesafeli atış. Green'den çembere bile değmedi. Rıdvan. Rıdvan topu elinden kaçırdı. İyi savunma ve o topu kontrol edemiyor. Şimdi hızlı hücum Sinan Sağlam. Maçta bitiriyor Sinan Sağlam. İçeride Egemen. Egemen Güven. 11-0 oldu. Alex Perez. Alex Perez potaya gitti. Blok geldi ona.
Yine Burakcan Yıldızlı orada bir eşleşme yakaladı. Alex Perez koşuyor, harika yaptı Burakcan Yıldızlı, asisti yapıyor. Bu sezon çok etkili Sinan Sağlam takım kaptanıydı Sigorta Afyon Belediye'de. Çok iyi pas. Yeniden Alex Perez topu aldı. Hadi dışarı çıkardı. Burakcan Yıldızlı. 3 sayılık atış Burakcan'dan. İsabeti buluyor Burakcan Yıldızlı. Şimdi Alex Perez. Alex Perez blok geldi ona. Sinan Sağlam bloğu yaptı. Ve sonrasında bir blok da Erkan'dan geliyor. Açık Koleji maçın başında olduğu gibi sahip durmakta zorlanıyor derken Alex Perez'in üçlüğü geliyor. Ali deniz sırtını aldı. Ali içeri kadar girdi. Ali isabeti de buluyor. Efe şimdi içeri girdi. Egemen alçak posta atış kaçırdı ama harika bir takip smacı. Makura'dan harika bir takip smacı geldi. Alex Perez şimdi dışarı çıkardı Eric Green. Eric Green içeriye harika bir asist geliyor. Josh Owens'ın smacı. Hediye Sigorta Afyon Belediye'de 15'te 3 aslında ama orada Paco Cruz'un 6'da 0 var. Basket faul geliyor bu sefer. Paco Cruz. 3 sayılık atış. İsabet geliyor Eric Green'in üçlüğü. Çok kritik üçlük Eric Green'den. Eric Green topu kaptı. 3 sayılık atış. Eric Green'den isabeti de buluyor Eric Green. Farkı tekhanelere indiriyor böylece Bahçeşehir Koleji. Eric Green. Şimdi Cemal Jones. Cemal Jones'un basketi mola geliyor Hediye Sigorta Afyon Belediye'den. Ters turnike Josh Owens'dan. 14 sayı ve 5 asisti var şu ana kadar. Burakcan Yıldızlı. Burakcan topu çaldı. Burakcan ve sonrasında da smacı vuruyor Burakcan Yıldızlı. Bir 3 sayılık atış daha bu sefer isabet geldi. Şimdi Eric Green egemen üzerinde kalıyor. Faul yapmak istedi. Yapamadı ve Josh Owens smacı vurdu. Wright. Wright içeri girdi. Basket faul Wright. Taci faulü yapıyor. Son 8 saniye hücum süresinde. Şimdi Wright. Son 4 saniye Wright pasını verdi. Leisner 3 sayılık atış isabet geliyor. Çok kritik üçlük Leisner'dan geldi. Eric Green çıktı topu aldı. Eric Green fake'ine cevap aldı. 3 sayılık atış Eric Green'den isabet geliyor. Çok kritik üçlük yine. Makura 3 sayılık atış kaçtı. Bir rebound geldi Leisner'dan. Bir hücum şansı daha şimdi. Çok zor pozisyonda. Çok zor pozisyonda basket geliyor. 2'de 2 geldi Wright'tan. Şimdi Eric Green topu aldı. Eric Green. Eric Green potaya gönderemiyor. 76-70 Afyon Belediye maçı kazandı. Efendim maçtan özet görüntüler geldi. Sözü hemen sana bırakayım Tufan. Evet. Az süremiz kaldı. Yani Afyon şu ana kadar belki hani eksik ama hiç o eksikliği hissettirmiyor. Yani Evaldas Kairis uzun bir süredir yok ama Egemen onun yerine büyümeye devam ediyor. Söylemeye çalıştığım işte fırsattan istifade Türk oyuncuların performansını yukarı çekme hikayesi. Bahçeşehir galibiyeti bir sürpriz Afyon adına ama diğer işte Paco Cruz, Lisner, Sinan Sağlam. Yani orada hakikaten o beraberlik hissediliyor yine aynı geçen sene olduğu gibi. Afyon'un en büyük artısı bu. Yani tebrik etmek lazım. Çok çok değerli bir galibiyet. Bahçeşehir'deki düşüş de devam ediyor. Yani son 4 haftada 3 mağlubiyet aldılar ligde. 2'de 2 ile girmelerine rağmen. Ama bu arada Euro Cup çok zorluyor. 5 maç oynadılar. Hiç galibiyet alamadılar. Ve o Euro Cup'taki deplasman transfer politikası, o senaryo çok zorlu. Dolayısıyla sakatlar var. Sağlık problemleri var Bahçeşehir'de. Zorlu bir dönemden geçiyorlar. Ama Afyon adına tam tersini söyleyebiliriz. Yani Chris Wright sakat son 10 dakikayı oynamak istedi, bir fedakarlık yaptı. Bu da bir takımdaşlık örneği. Evaldas Kairis yokken Egemen oynamaya devam ediyor, büyümeye devam ediyor. Aynı Ege gibi, Ege Arar gibi. Çok artı var Afyon'da ve bir birliktelik var. Bunun da meyvesini yine erken toplamaya başladılar. Önemli galibiyet.
Şimdi üst sıraları etkileyen bir maçımız daha var. O da haftanın son maçı olacak konuştuğumuz Türk Telekom Pınar Karşıyaka mücadelesi sevgili izleyenler. Türk Telekom bu maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı ve toplamda da 5 galibiyeti var ve 3. sıraya yerleşti. Geçen hafta aynı puandaydı Pınar Karşıyaka ile ve Pınar Karşıyaka da aslında 4 galibiyetle 4. sırada olduğunu hatırlayalım. Önemli bir maçtı. Haftanın maçlarından biri olarak gösterdiğim bir mücadeleydi. Nasıl geçti bu hafta? Yani bu maç tabii iki tane bir mağlubiyetli takımın maçıydı. Yani Karşıyaka'nın ruh halinden ve ne kadar dış faktörlerden etkilendiğini konuştuk. Tabii Raymond Morgan'ın Covid çıkması, kadroda olmaması en önemli oyuncusunun ki son iki haftada toparlamaya başlamış ve takıma adapte olmaya başlamıştı. Yani kafalar maçta değildi. Bunu da çok doğal ve normal karşılamak lazım. Hepimiz insanız. Ama Türk Telekom adına şunu söyleyebiliriz. Üst seviye için o üçüncü takım, o lige renk katacak hani Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko iki doğal favori. Hı hı. Ama Pınar Karşıyaka oraya geçen pandemi öncesinde müthiş bir giriş yaptı ve hayır ben de buradayım, ben de adayım dedi. Türk Telekom da bunu demeye doğru gidiyor ama bunu daha söylemek için erken ilk 6 hafta. Yani ligin sonlarına doğru hala o pozisyonda yerini koruyabilirse çok çok kaliteli bir kadrosu. Hem Decker, Tyler Ennis ve Kyle Wilcher üçlüsü çok formda. Avrupa Kupalarına da galibiyetle başladılar. Hapoel Jerusalem'i iç sahada yenerek başladılar ki iyi bir takım. Pınar Karşıyaka da iyi başladı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne. O anlamda temsilcilerimiz adına da hani teşekkür ederim, tebrik ederim. İyi başlangıçlar var ama Pınar Karşıyaka kafa olarak bu maçta olmadığı için onların adına bir şey söylemek kolay değil. Güç, Türk Telekom çok çok iyi basketbol oynadı. Çok sert ve çok istekli basketbol oynadı bu maçta. Peki şimdi 6. haftayı bu değerlendirmelerle birlikte noktalıyoruz ama 7. haftanın programı gelecek şimdi ekranlarınıza. 7. hafta hangi maçlar var ve haftanın maçı senin için hangi maç sormak isterim tabii ki de. Cumartesi ve pazar günü oynanacak yine karşılaşmalar sevgili izleyenler ve hepsi TV Bu Spor 2 ekranlarında olacak. Cumartesi günü saat 13'te başlıyor. İlk mücadele Pınar Karşıyaka Bahçeşehir Koleji, Lokman Ekim Fethiye Anadolu Efes, OGM Ormanspor, Ali Apetkim Spor, Futeksa Spor, Türk Telekom mücadelesi olacak. Pazar günü ise Güne Fenerbahçe Beko Darüşşafaka Tekfen mücadelesiyle başlayacağız. Beşiktaş, Empera Halı Gaziantep, Galatasaray Tofaş, HDI Sigorta Afyon Belediyesi Büyükçekmece Basketbol. Tufan. Evet. Galibiyete çok aç 2 maç var. Galibiyete çok aç 4 takımın 2 maçı var. Birisi Beşiktaş, Emperyalı Gaziantep. Evet. Antep yaralı, Beşiktaş daha galip. Galatasaray Tofaş, Tofaş'ın koçu değişti. Yeni koçuyla çıkacak. Bu haftaya bakarsak aslında. Yani çok galibiyete ihtiyaç duyulan 2 maç Beşiktaş, Antep ve Galatasaray Tofaş diyorum ben bu haftanın maçları. Senin için ne? Sen ben bir şey söylemeyecek misin? Ben bugün hissedemedim diye. Geçen hafta mı bilmiş olmanın evet. Falcı bacılık değil mi? Aynen. Peki şimdi süremizin sonuna geldik efendim. TV Bu Spor ekranlarında basketbol heyecanını beraber yaşıyoruz. Tufan Ersöz ve ben her pazartesi burada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. İyi haftalar.